İyi akşamlar değerli izleyicilerimiz. Sana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ekranlarınızın ve radyolarınızın başına hoş geldiniz. Efendim, Çanakkale'de Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 77. yıl dönümünde saygıyla anıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen anma töreni saat 8.55'te çelenklerin Atatürk anıtına konulmasıyla başladı. Törene Çanakkale Valisi Hamza Erkal, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuamiral Serdar Ahmet Gündoğdu, Belediye Başkan Vekili Ali Uyanık, askerler, bürokratlar ve öğrenciler katıldı. Bugün büyük önderin aramızda ayrılışının 77. yıl dönümü. Her yıl daha büyük özlemle, minnetle, hasretle anıyoruz. Bizler onun iki büyük eserim dediği, önce Büyük Türkiye Cumhuriyeti, sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ni sonuna kadar, ebediyete kadar yaşatacağımıza, onun eserlerini koruyacağımıza söz veriyoruz. Onların açtığı yolda, çağdaş uygarlık yolunda, laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti'ni sonuna kadar koruyacağız, geliştireceğiz. Bu bütün Mustafa Kemal'in askerlerinin, Mustafa Kemal ve onun silah arkadaşlarının, Cumhuriyeti kuranların bıraktığı eseri bizler geliştireceğiz. Cumhuriyet'in kurucusu Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ebediyete intikalinin 77. yıl dönümü nedeniyle Çanakkale Valiliği ve Hüseyin Akif Tersoğlu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri Süleyman Demirel konferans salonunda bir anma programı düzenledi. Düzenlenen programa Çanakkale Valisi Hamza Erkal, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuamiral Serdar Ahmet Gündoğdu, Belediye Başkan Vekili Ali Uyanık, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda öğrenciler Atatürk'le ilgili şiirler okuyarak Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirdiler. Lapseki'de de 10 Kasım anma törenleri vardı. Lapseki Hükümet Konağı bahçesinde Atatürk anıtına çeleklerin sunulmasının ardından 9'u 5 geçe 2 dakikalık saygı duruşu yapıldı. Törene Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin, Garnizon Komutanı Türker Altıngöz, Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Murat Duran, İlçe Jandarma Komutanı Emre Havdan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Cihat Gündüz ve vatandaşlar katıldı. Bu adımı atarken yeni neslin geçmişini iyi bilmesi ve özümsemesi gerekmektedir. Ve en sıcak duyguların içerisinde aramızda hep yaşayan bir anlardır. Türk milletini sonsuz bir gerektiği zaman en büyük hediyem olmak üzere Türk milletini... Uyanın artık diyorum, uyanın! Uluslar fethine çıkıyor uzak.
Değerli izleyiciler, canını yasa boğan bir kaza haberiyle devam ediyoruz. Bursa'da üst geçide çarpan kargo kamyonu sürücüsü sıkıştığı kamyonun içinde hayatını kaybetti. Polis ekipleri iki çocuk babası olduğu öğrenilen sürücünün ailesine haber veremedi. Edinilen bilgiye göre özel bir şirkete ait 49AE468 plakalı kargo kamyonuyla Çanakkale'nin Çan ilçesinden Bursa'ya gelen Ünsal Altınay İzmir yolunun 21. kilometresinde kontrolünü kaybederek orta refüje düştü. Kısa süre orta refüje sürüklenen kamyon üst geçidin demir ayağına çarptı. Kamyon sürücüsü Altınay kazanın etkisiyle direksiyon ile sürücü koltuğu arasına sıkışarak olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen çok sayıda polis, itfaiye ve ambulans ekipleri iki çocuk babası Altınay'ın ailesine ölüm haberini veremedi. Araçta sıkışan Altınay'ın cansız bedeni Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından itfaiye ekiplerince çıkartıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Sıradaki haberse örnek vatandaş haberi. Çanakkale Devlet Hastanesi'nde yüklü bir miktarda para bulan vatandaş parayı hastane güvenliğine teslim etti. Güvenlik hafiye gibi isteyerek paranın sahibine ulaştı. Çanakkale Devlet Hastanesi idare katı girişinde yüklü bir miktar para bulan Orhan Tortamiç örnek bir harekete imza atarak parayı hastane güvenliğine teslim etti. Hastane güvenliği gerçek sahibine ulaştırılması için hafiye gibi iz sürdü. Hastane güvenlik kameralarını paranın bulunduğu andan itibaren geriye doğru saniye saniye tarayan güvenlik görevlileri parayı Ali Sencar adlı vatandaşın düşürdüğünü tespit etti. Ardından Sencar'a ulaşıldı. Sencar Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Seval Dokuzoğlu'nun odasında kaybettiği parayı Orhan Tortamiç'ten teslim aldı. Sencar ve Tortamiç'e teşekkür ederek bu davranışın örnek olmasını diledi. AK Parti Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Kepez'de yapımı süren İmam Hatip Lisesi ve öğrenci yurdu inşaatını gezerek yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. Çanakkale'mizde takip ettiğimiz yatırımlarımızın yerinde incelemelerine devam ediyoruz. Bugün de Kepez'de bulunan Çanakkale İmam Hatip Lisesi inşaatındayız. Hem yüklenici firmamızla hem yetkililerle konuları değerlendirdik, ziyaret ettik. Biliyorsunuz burada 500 kişilik bir okulumuz olacak. Çok güzel bir manzara ile beraber, çevrelemesiyle beraber. Onun ötesinde 100 kişilik erkek, 100 kişilik kız yurduyla beraber toplam 200 kişinin kalacağı bir eğitim yuvasına sahip olacağız. Onun dışında hemen yanında spor kompleksi olacak diyorsunuz. Bu bölgenin en güzel okullarından bir tanesi olacak. Adeta okuldan öte bir kompleks haline gelecek burası, eğitim yuvası haline gelecek burası. Ümit ediyoruz, yine firmamızın söylediği gibi Şubat tarihine kadar bunu yetiştiririz ve öğrencilerimiz daha iyi ortamlarda eğitim almasını sağlarız. Diğer inşaatlarımızın da yıkılıp yapılacak olanlar var, sıfırdan olacak olanlar var. Hepsini yine takip etmeye devam edeceğiz. Bizim bu bölgede eğitimden sağlığa, ulaşımdan diğer imkanlara kadar her türlü işimizin takip olacağını söylemiştik. İnşallah çok seri bir şekilde bunu yatırımlarımızı ayağa kaldırıp bölgemizin gelişimine katkı almak istiyoruz tekrar. Evet efendim, bugün 10 Kasım 2015 Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 77. yıl dönümü. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Ulu Önder Atatürk'ün ölüm yıl dönümü münasebetiyle bilim anıtında bir tören düzenledi. Törene Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Ahmet Erdem'le akademik ve idari personel katıldı. Tören saat 9'u 5 geçe Atatürk anıtına çelenk konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Sayın Rektör Vekilim, değerli akademisyenler, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 77. yıl dönümünde anma ve anlama için toplanmış bulunuyoruz. Programı arz ediyorum. Çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı. Şimdi rektör vekilimizi çelenk sunumu için buraya arz ediyorum.
değerli izleyiciler, ağaç deposunda yangın vardı. Yer Bayramiç, Bayramiç ilçesi, Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğü. Yağcılar ağaç deposuna çıkan yangında idari bina zarar gördü. Bayramiç ilçesi Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğü Yağcılar ağaç deposuna çıkan yangında dün gece saat 24 sularında Yağcılar ağaç deposu idari binasının çatısında henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm çatıyı sardı. Depoda bulunan görevlilerin durumu bildirmesi üzerine olay mahallini orman Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait bir ara söz Bayramiç ve Ezne ilçelerinden birer itfaiye aracı geldi. İtfaiyecilerin çalışmaları sonucu alevler kontrol altına alındı. Yangında idari binanın çatısı tamamen yandı. Yangın çıkış sebebiyle ilgili incelemeye başlatıldı. Evet, bu yangının ardından Bayramiç Devlet Hastanesi'nde yangın tatbikatı vardı. Bayramiç Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı. Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından yangın tatbikatı düzenlenince hastalara önceden bilgilendirildi. Senaryoya göre hastanenin ikinci katında yangın çıktı. Duman makinesiyle ikinci kattan dışarı duman verildi. Çevreden geçenler hastanede gerçekten yangın çıktığını sanıp endişelendi. İtfaiye söndürme çalışması başlatırken hastane personeli hastaları odalardan sedye ile tahliye etti. Ambulansa taşınan hastalar başka hastanelere sevk edildi. İtfaiye binada mahsur kalan bir kişiyi merdivenli araçla tahliye etti. Başarılı geçen çalışmanın ardından aslında tatbikat olduğunu öğrenen vatandaşlar rahat bir nefes aldılar. Burada dönüyoruz. Ayakları yukarı geçiyor. El değiştik. Devam. Komutanım hadi hızlı yavaş. Yan dönün arkadaşlar. Herkes yan dönsün. Şeno. Yan dön. Evet, kaçak haberi sunmadan olmaz. 101 kaçak daha yakalandı bugün Çanakkale'de. Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli adasına gitmeye çalışan yabancı uyruklu 101 kişi yakalandı. Alınan bilgiye göre bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri Bademli Köyü Acıdere mevkiine operasyon düzenledi. Sahil güvenlik ekipleri ise Babakale Köyü açıklarında Botla Midilli'ye doğru ilerleyen grubu tespit etti. Operasyonlarda yakalanan Suriye, Afganistan ve İran uyruklu 101 kişi işlemlerinin ardından Ayvacık yabancılar geri gönderme merkezine götürüldü. Kaçışı organize ettikleri öne sürülen iki Ukraynalı ise gözaltına alındı. Ana haber bülteninin sonuna geldik değerli izleyiciler. Yayın akışımız devam edecek. Bizi izlemeye devam edin. Yarın akşam tekrar görüşmek dileğiyle hepinize mutlu akşamlar diliyoruz.